Hoş geldiniz sevgili seyirciler. Bugün sizlerle beraber Shadow Fight 2 versiyon 2.22.1 sürümüne sonunda menü mod çıktı. Bu kanalımızı Hemen aşağıdan abone olmayı unutmayın. Videoyu beğenip paylaşırsanız da bize destek olabilirsiniz. Ee, kanalımızda daha fazla Shadow Fight 2 ve Shadow Fight 3 içerikleri mevcuttur. Aranada da ara ara atıyorum ve daha farklı içerikler de kanalımda mevcut. Diğer içeriklere bir göz atın. Kanalımı beğenirseniz abone olabilirsiniz. Diğer güzel içeriklerimiz de kanalımızda mevcuttur. Daha önceki menü modunu kurması çok zordu. Bu menü modu kurmamız çok kolay. Öncelikle oyununuz orijinal oynuyorsan seviniz almanızı tavsiye derim ederim Aldıktan sonra yapmamız gereken oyunu direkt kaldırıyorsunuz. Kurulum çok basit. Açıklamada bir APK vereceğim. Tabi reklamlardan kazara yanlış bir şey indirmeyin. Shadow Fight 2 yazacak onu da söyleyeyim bu arada. Shadow Fight 2 versiyon 2.22.1 basit mod menü bilmem neydi öyle gidecek yani onu söyleyeyim. Öyle bir yazılımda bir şey indirmeniz lazım. APK o olduğunu emin olmanız için size söyleyeyim dedim. Onu indirdikten sonra kuruyorsunuz direkt. Yani oyun kurulu olmayacak. Bu oyun kurulu olmayacak. Belki üzerine bir deneyin çalışır çalışmaz emin değilim ama çalışacağını sanmıyorum. Bu direkt kuruyorsunuz. Başka hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Eğer oyun sizde girdiğinizde güncelleme var filan derse onu da yapıyorsunuz zaten. Ama güncelleme yapmanızda direkt Google Play'e atıyorsa şuna dikkat etmeniz lazım. Bu videodaki içerik sürümü 2.22.1 sürümü içindir. Yani siz bu videoya geldiğinizde 2.22.2 sürümü veyahut da 3 sürümü olur. Şu versiyon değişirse bu sürüm belki çalışmayabilir. Bir sonraki inceleme için kanalımıza abone olursanız bir sonraki incelemelerde bir sonraki versiyonlarda onlarla ilgili menü modlarda çekmeye çalışacağım. E, oyuna girdiğiniz zaman mini bir güncelleme yapıyor. Bu arada 20 seviye ne alaka? Bu arada oyuna giriş yaptığınız sırada size bir soru soracak. E şu sürümden mi devam edeyim yoksa sıfırdan mı diye. Ben yeniliğe bastığımda 52. seviyeden devam edeceğini söylemişti ama maalesef ki 52. seviyeden devam etmedi ama benim galiba en son burada bir yerde kalmıştım. Bir dakika sevimi geldi mi? Çünkü ben kaldırdım ve üzerine kurmadım. Yok üzerine kurmadım. Benim seviyem gelmedi galiba ama yenile dememe rağmen gelmesi lazımdı. Sanırsam gelmedi. Aynen. Çünkü rüzgar e, kurt modu neydi? Onun seti vardı. O set burada yok. mobil telefonumda var. Mobil telefonuma kursam acaba o seyir gelir mi bilmiyorum. Denemem lazım. E yer altına inelim. Bu arada modu hemen göstereceğim. Mod şurada üst köşe bir logo gelecek. Haa tamam tamam. Tamam benim sevim gelmemiş. Başka bir sevgi gelmiş buraya. E, maalesef ki bu oyunda şunu yapamıyorsunuz. Oyun ilerlemesini alamıyorsunuz. Gelişmiş yerlerden oyunu kaydedemiyorsunuz. Onu söyleyeyim yani. Gördüğünüz gibi sol üst köşede bir ejderha var. Bu ejderha kaybolursa yani kazarı şuradan çarpıya basarsanız bunu getirmenin yolu da e, oyunu diye kapat lazım. Eğer yaptığınız bazı ayarlar sevlenmesini istiyorsanız bu seviyeyi tiklemeniz yeterlidir. Bu seviyeyi tikledikten sonra yani yaptığınız şuradaki ayarlar hepsi olacaktır. Yani şuradaki ayarlar. Şimdi buradaki sırayla adımları deneyelim. Şimdi en başta ne varmış hemen listeyi açacağım. 20 tane özellik var. Bu en başta kafa vuruşlarıymış. Dilerseniz hemen e, şunu küçültelim ve bize kendimize bir kurban seçelim. Burada kurban seçemiyoruz galiba. Evet links varmış. Links'e giremiyoruz. Kardeş special edition ama bu? Ne links'e giremiyoruz? Bir dakika. Shogun'un bir dakika video mağlup et diyor. Kolay Şöyle daha fazla ve dövüş diyelim. Evet oyun sesleri ayrı kaydettik. Sesleri duymak için kulaklık takmak istemiyorum. Şimdi logoya dokunduğumuz zaman buradan hemen e, ee, seçiyoruz. Gördüğünüz gibi Hattie'yi seçtiğimiz zaman her vuruşumuz keşşat gidecek gördüğünüz gibi görüyorsunuz bak sürekli keşşat gidiyor. Bunu kapatırsanız e, ve alttakini açarsanız body gidecektir yani. Her vuruşunuz body gidecek yani görüyorsunuz eşşat gitti. o oh, eşşat da gitti. E, tabii denk gelsek eşşat da gidiyor yani. Tabi burada o özelliği açtığınızda body gidecek diye bir şey özellik yok. E bu arada zor biri denk gelse daha iyiydi açıkçası. Shadow Fight 2 baştan sona hikayesini merak ediyorsanız kanalımda mevcut. Bu arada Shudder's diye Shadow Fight 2'nin devam oyunda çıkacağı duyuruldu. Şimdi bu body gidiyor ve üçüncüsü ne oluyormuş? Üçüncüsü Disable Army. Düşmanı devre dışı bırakmak bu üçüncüsü. Bu arada bunu açarsanız bu şekilde düşmanı devre dışı bırakabiliyorsunuz. E, sutun. 4 numara düşmanı sersemlet. Yalnızca offline oyuncular için geçerli. Yani yer yan altında düş, düşmanı sersemletemiyorsunuz. Onu söyleyeyim. E, bu ismi söylemediğim sav beta testindeymiş. demiş. Bu ise büyüsü. Ya is in yani burada yazıyor gördüğünüz gibi bu büyüsüymüş. Bunu zaten söyleme gerekiyor. 2x speed yani 2x hızında vuruşlar yapıyormuş. Bu tümünde geçerliymiş bu arada onu söyleyeyim. Bu arada ultimate health. Health nerede? Bizim burada bir yerde health'imiz olması lazım. Bu arada bunu açarsan Zero Emir Health'ı açarsanız bu düşmanın canını sıfırlıyormuş. Yani hemen onu dilerseniz deneyelim. Daha fazla ve dövüşleyelim. Ee, direkt düşmanın canını sıfırlıyor. Yani siz dövüşe girdiğiniz zaman düşman size hiçbir şey yapamamız lazım. Ve bunu açtık gördüğünüz gibi Zero Emi düşmanın sağlığını sıfır olarak başlamış Hadi bakalım göreceğiz bakalım. Kurt bize bir vursun bakalım. Biz hiçbir şey yapmayalım. Gördüğünüz gibi. Kurt yuvarlandı. Daha öldüğünden haberi yok. E? Kardeş Kurt ölmesi lazım Kurt ölmeyi Unuttu galiba Evet kurt ölmeyi unuttu Bu o şekilde dojo neymiş Unut dojo Dojo da düşmanın kilidini açın diyor Düşmanın kilidini Bir dakika Öncelikle şu düşman çok hareket ettiği için ben şuradan bir disable düşmanı şu şekilde kitleyebiliyorsunuz gördüğünüz gibi. Düşman hareket etmeyecek gördüğünüz gibi. Şimdi biz buradan yavaş yavaş bu arada burası coin yani altınlarınızı buradan sayısını kendiniz istediğiniz kadar girebilirsiniz. Bu da mücevherler. Ops'u bakacağız sırayla hepsine bakacağız. Sırayla dediğimde alttan başladık bu arada. Bu eminent neymiş hemen ona bakıyorum. Türkçede Büyük kilidini açmakmış. Bu dojo galiba hani oyunun başında dojolar ve yani atıcılar kilitli oluyor diye galiba. Tüm ekipmanların kilidini açmak isterseniz de bunu etkinleştirmeniz gerekli de. Kustum enerji. Bu enerji barı zaten bunun demeye gerek yok. Bu da levelleriniz arttırıyorsunuz. Violet. Bir dakika şu karakter bitiriyor. Violet neymiş? Violet hemen bakıyorum. Violet Ops. Özel menekşe büyük küreleri. ya. Hmm. Bu galiba yeri altı için kürelermiş galiba red küre bu da kırmızı büyük küreleri ve yeşil büyük küreleri. Bu da gördüğünüz gibi green yeşil büyük küreleri kustum ha bu da özel e, mücadeler taşlar yani ona gerek ama ama bir şey diyeceğim. Bir de canla ilgili bir şey geçti sınırsız sağlık diye bir şey var ama onu göremedim açıkçası onun İngilizce adı neymiş ultimate health olması lazım bir yerden ultimate Health gören var mı acaba ultimate health'ı burada bir yerde gördük mü hayır maxi ultimate health olduğunu söyledi bir de reklamları kapatabileceğimizi söylüyordu. Yani kardeş onu da kapatabiliyorsak çok güzel çünkü demir reklam çıktı. Başka bir dakika bu neymiş? Yok max size. Reklamın adı no ads diye bir şey olması lazım ama açıkçası onu bulamadım. Yani gördüğünüz gibi liste bu şekilde belki gözümden kaçmış da olabilir. E, dilerseniz şeyi deneyelim. Galiba bu yeşil falan taşlar şey ya. Ha, ben anladım bakın. Bir dakika tek atma var mıydı? Kardeş tek atma vardı bir arada. Bir ara tek atma özelliği vardı. Sanırsam o yok. Şunu bir açalım. Infinity mi vardı Bu arada yer altında da bu geçerli ama yer altında şöyle bir şey var. Düşmanı tek de kestiğiniz zaman 12x 12x'ini kesseniz mi yani tek seferden size bunun %100'ünü saymıyor onu söyleyeyim. İyi olduğunuz belli olmasın diyeyim artıkçası. Öyle şeyler var düşmanı devre dışı bıraktık düşmanı sersemletme diyor bir dakika onu deneyebiliriz bir dakika sutunu düşmanı bir sersemletelim şu iki xi kapat şu enerjiyi de kapat bir bakalım düşman sersemleyecek mi ya düşman sersemliyor gördüğünüz gibi vurdukça düşman e ayağına bir şey olmuş gibi bakın gördüğünüz gibi takılık kalıyor. Yeri attım yerden de kalktı geldi yani. Enteresan düşman seslenme etmez sadece offline de geçerli. Sanırsam acele etme diyor. Son saniyeye kadar bekledik yani acele etme özelliğini almak istiyorsanız acele etmeme özelliği ya da artık neyse son saniyeye kadar bekleyip bitirebilirsiniz o özelliği almak için. Burada offline de geçerli hileler varmış gördüğünüz gibi. Bunlar offline de geçerli. Online de geçerli hile yok galiba. Join now diyor. Bir ona aa şeymiş buraya açıyormuş

Yani şu reklamları kapatmanın bir yolu no, dedin kardeşin, no ads dedin kardeşler no ads'i göremedik. Offline olduğuna göre o taşların ne olduğunu az çok benim gibi siz de anlamışsınızdır. Bildiğiniz üzere tılsımlama yapmak için bizim ekipman şeyleri açılacak şu an açık değil. O taşlar bu arada o taşları da açabilmemiz çok iyi yani. O taşlarınızı yükseltebilirsiniz. Seviniz büyük ihtimal sizde gelir diye düşünüyorum. Yenile çıkınca yenileye bastığınız zaman seviniz gelir bende gelmemesinin sebebi şu. Çünkü bu emülatörde benim e, farklı bir sevim açık de ondan dolayı oldu. Ben orijinal mobildeki sevim üzerine kurmayı denemedim. Yani onu silip de onun üzerine kurmayı denemedim. Deneseydim büyük ihtimal sevim de gelirdi. Bugünlük benden bu kadar olsun diyelim. E, dövüş falan göstermedim sizlere. Oyun olabildiğince size anlatmaya çalıştım. Umarım e, mod işinize yarar. Ve kanalıma hala abone değilseniz abone olarak da bize destek olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bir kısa alacakla kalın. Hoşçakalın. Bay bay.